Merhaba sevgili çocuklar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğlenceli matematik konusunu işlemek istiyorum. İçeriğinin ne olduğunu söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Öncelikle sayı ve rakam ile bunların yazılışı nasıl oluyor? Onları hep birlikte beraberce yapalım istedim. Rakamlar neydi? Sayıları oluşturan 0'dan 9'a kadar olan işaretlere biz ne diyoruz? Rakam diyoruz. Sayılar ise rakamlardan oluşuyor. Yani 9'dan sonra 10 ve ondan sonra 11, 12, 25, 120, 231, 350 ve sonsuza kadar giden tüm işaretler sayı oluyor. Yani rakamların bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa biz sayı diyoruz. Şimdi birden 10'a kadar olan sayıların yazımını hep birlikte üzerinden giderek ve yazılışı nasılmış onu ona bakarak yazmaya çalışalım. 1 nasıl yazılıyordu? 1, 2 bu şekilde altına da yazıyla 1 yazıyoruz. 2 bu şekilde yazılıyordu. Yine yazıyla 2 yazıyoruz. 3 bu şekilde altına yazılışını yazıyoruz. 4 bu şekilde yine yazılışını bu şekilde yapıyoruz. 5, 1, 2, 3 yazılışı 5 şeklinde. 6'yı bu şekilde yazıyoruz. Yine yazıyla yazılışını altına yazıyoruz. 7 aynı şekilde yazıyla altına yazıyoruz. 8 yazıyla okunuşunu yazıyoruz. 9 da yazıyla yazılışını yazıyoruz. 10 bu şekilde yazıyoruz. Ritmik saymalar birer, üçer, beşer ve onar ritmik sayma nasıl oluyor? Sırayla onlara bakalım isterseniz. 1'den 20'ye kadar ritmik sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu birer birer ritmik saymaydı. Şimdi ikişer ikişer ritmik sayma. Kırmızı ile yazılanlara dikkat edelim. Bunlar ikişer ikişer sayma, ritmik saymamız olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bu şekilde yani birer sayı atlayarak ikişer ritmik saymış oluyoruz. Beşer beşer nasıl olacak? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Bu şekilde onar onar 100'e kadar sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Onar onar saymayla beşer beşer saymanın arasındaki fark bu sonunda 5 olan sayıları atlayarak onar onar saymış oluyoruz. Bakın burada sayalım. 10, 20, 30, 40, 50. Yani aradaki 5'li olan sayıları atladığımızda onar onar ritmik saymış oluyoruz. Üçer üçer ritmik sayma yapalım 30'a kadar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Bunda da 3'ten başlayarak arada 2 sayı veya rakam atlayarak o şekilde saymadır. Mesela bu birer birer saymaya baktığımızda 3, 2 sayı atlıyoruz. 6, 2 sayı atlıyoruz. 9, 2 sayı atlıyoruz. 12, 2 sayı atlıyoruz. 15, 2 sayı atlıyoruz. 18, 2 sayı atlıyoruz. 21. Yani 3'er 3'er saysak buraya ne gelecek? 21 yazmamız gerekecek. Şimdi toplama işlemlerine bakalım. Yan yana toplama işlemini bu şekilde yaparsak daha kolay
öğreneceğiz çocuklar. 2, 3 daha kaç eder? Şimdi bakalım. Bu bizim sayı doğrumuz olsun. 1, 0'dan 15'e kadar. Şimdi 2. Nerede 2? Hemen işaretliyoruz. Üzerine 3 ekleyeceğiz. 1, 2, 3. Peki 2'nin üzerine 3 ekleyince kaç oluyor? Sayı doğrusunu hemen bulduk. 2'nin üzerine 3 eklediğimizde 5 rakamını buluyoruz. Cevabımız 2 artı 3 ya da 2, 3 daha 5 eder diyoruz. 7 artı 1 ya da 7, 1 daha kaç eder? Hemen sayı doğrusunda 7'yi buluyoruz, işaretliyoruz ve bir fazlasını buluyoruz. 7, 1 daha. Kaç ediyormuş? 8. Hemen yazıyoruz. 6, 2 daha ya da 6 artı 2. Hemen sayı doğrusunda 6 sayımızı, 6 rakamımızı buluyoruz. Üzerine 2 ekleyeceğiz. 1, 2. Hemen buluyoruz. 8. 6, 2 daha. 8. Bu kadar basit. 5 artı 4 ya da 5, 4 daha. Öncelikle 5'i buluyoruz. Bulduk. Üzerine kaç sayacağız? 4. 1, 2, 3, 4. Bulduğumuz sayı, rakam 9. Evet, 5, 4 daha 9. Peki yan yana çıkarım işlemi nasıl olacak? Ona bakalım. 9 eksi 2 ya da 9'dan 2 çıktı. Şimdi 9 sayısını bulalım. Şöyle bir çizgi çiziyorum. 9'u buldum. Şimdi 2 geri gitmem lazım. 1, 2. 1 gittim, 2 gittim. Şimdi 9'dan 2 geri gidince hangi sayıya ulaştım? Hangi rakama ulaştım? 7'ye. Evet, 9'dan 2 çıktı. 7. 10 eksi 3 ya da 10'dan 3 çıkaracağız. Şimdi 0'dan 10'a kadar gelelim. Geldik. 10'umuz burada. Peki kaç geri sayacağız? 3. 1, 2, 3. Yine neye geldi? 7'ye geldi. Demek ki 10'dan 3'ü çıkarınca 7. 7'den 4'ü çıkaralım. 7'ye gelelim. 7'yi bulduk. Şimdi 4 geri gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Hangi sayıyı bulduk? 3. 7 eksi 4 eşittir 3. Şimdi de alt alta çıkar. Bir de 8 eksi 1'imiz varmış. Onu da yapalım. Şimdi 8'e kadar getirelim. İşaretleyin buraya. 1 eksi 1 çıkardık. 8 eksi 1 eşittir 7. Bu kadar basit. Bir de alt alta toplayıp çıkaralım. 8, 2 daha. Şimdi parmağımızın üzerinde de sayabiliriz. Büyük sayıyı aklımızda tutup küçük sayıyı parmağımıza gösterebiliriz. Şimdi şu 2 değil mi? 8'in üzerine 2 sayacağız. 9, 10. Evet. 8, 2 daha. 10. 5'i aklımızda tutuyoruz. 5, 3'ten büyük. 5 aklımızda tuttuk. 3 göstereceğiz şimdi. Bu 3. Üzerine sayalım. 6, 7, 8. 5, 3 daha kaçmış? 8. Şimdi 6, 1 daha. 6'yı aklımızda tutuyoruz. Parmağımıza 1 gösteriyoruz. 6'nın üzerine 1 ekliyoruz. 7. Hemen yazıyoruz. Aynı şekilde 9'dan 3'ü çıkarıyoruz. 9'u aklımızda tutup 3 geri sayacağız. 9'dan geri gidiyoruz. 8, 7, 6. 9'dan 3 çıkarınca 6 kalıyor. Şimdi 7'den 4'ü çıkaralım. Parmağımıza 4 gösterelim. 7'den geri 4 sayacağız. 6, 5, 4, 3. 7'den 4 çıktı. Kaç bulduk? 3. 4'ten 2 bulacağız. 2 göstereceğiz. 4'ten 2 geri sayacağız. 3, 2. 4'ten 2 çıktı. 2. Yani 4'ün yarısı 2 diyebiliriz. Gelelim işin eğlenceli tarafına. Şimdi pratik toplamayı nasıl yapacağız? Şimdi burada artı işaretimiz var. 1 artı 1. Yani 1 ile 1'i topladığımızda ne bulacağız? 2. 3 ile 5'i toplayalım. Ve aynı hizaya bakalım. 3, 5 daha kaçmış? 8. Bu tabloyu çizerek pratik toplama işlemini yapabilirsiniz. Bu sizin için daha kolay olur. 4 ile 7'yi toplayalım. 7 nerede? Burada. 4'ün hizasına kadar indirelim.
Karşısında hangi sayımız var? 11. 4, 7 daha 11. Devam edelim. 5 ile toplayalım. 5 ile kaç toplayalım? 9. 9 nerede? Burada. İndirelim 5'in hizasına. 9, 5 daha kaçmış? 14. Evet. 6 ile toplayalım. 6 ile 6'yı toplayalım bu sefer. 6 ile 6'yı topladığımızda karşısına gelen sayımız 12. 6, 6 daha 12. 7 ile 8'i toplayalım. 8. Yukarıdan aşağı 7'nin hizasına indirdiğimizde 7, 8 daha 15 ettiğini görüyoruz. 8 ile 9'u toplayalım çocuklar. 8, 9'umuz burada. Aynı hizaya getirelim. 9, 8 daha kaç? 17. Evet, çok güzel. Şimdi 9 ile 4'ü toplamak istiyorum. Siz istediğin sayıyla toplayabilirsiniz. 9, 4 burada. 9'un hizasına indiriyorum. 9, 4 daha 13. 10 ile de 6'yı toplamak istiyorum. 10, 6 nerede? Burada. 10'un hizasına indiriyorum. 10, 6 daha 16. Bu şekilde siz de tablo çizerek hem eğlenip hem de toplama işlemini kolay yoldan, pratik yoldan öğrenebilirsiniz. Gelelim pratik çıkarma nasıl olacak? Burada rengarenk sayılar var. Şimdi 1'den 1'i çıkarıyorum. 1 eksi 1 eşittir 0. 3'ten 2'yi çıkarmak istiyorum. 3 eksi 2 aynı hizaya indirdiğimde cevabın 1 olduğunu görüyorum. 3 eksi 2 1. 5'ten 4'ü çıkarmak istiyorum. Ya da 3'ü çıkaralım. 5 eksi 3. Hizasından hangi sayı geliyor? Rakam geliyor. 2. 5 eksi 3 2. 6 eksi 2. 6 eksi 2. Hemen hizasına indirip bakıyorum. 6 eksi 2 4. 7 eksi 5'e bakmak istiyorum. 7 eksi 5. 7'nin hizasına hangi sayı, rakam geliyor? 2. 7 eksi 5. 2. 8'den 7'yi çıkarmak istiyorum. 8 eksi 7. Bakıyorum. 1. 8'den 7'yi çıkarınca 1. 9'dan 3'ü çıkarmak istiyorum. 9 eksi 3. Hemen 9'un hizasına indirdiğimde 9 eksi 3'ün 6 olduğunu görüyorum. 10 eksi 4'e bakmak istiyorum. Ya da 10 eksi 5 olsun. 10 eksi 5. İndiriyorum. Hizasında 10 eksi 5'in 5 olduğunu görüyorum. Evet, pratik çıkarma işlemi de bu şekilde güzel bir tablo oluşturarak kendinizi eğlendirerek kolay yoldan öğrenebilirsiniz. Bu da pratik çarpma işlemi çocuklar. Şimdi 3 çarpı 4 diyelim. 3 çarpı 4. 4'ün hizasına hangi sayı geliyor? 12. Hemen işaretledim. 3 kere 4. 12. 4 kere 3. 12. Bak. Yani yerler değişince sonuç değişmiyor. 3 kere 4 12. 4 kere 3 12. 5 kere 6'ya bakmak istiyorum. 5 kere 6. 30. Çok güzel. 6 kere 7'ye bakmak istiyorum. 6 kere 7 ya da 6 çarpı 7. Çarpma işlemini kere de kullanıyoruz. Çarpı ya da kere. 7 çarpı 5. Hemen hizasına bakıyoruz. 35 olduğunu görüyoruz. 8 çarpı 9 olsun. 8 çarpı 9. Hemen bakıyoruz hizasına. 8 kere 9, 72. Peki 9 kere 8 aynı mı? 9 çarpı 8, 72. Evet. Yani sayıların yerleri değişiyor ama çarpma işleminde sonuç değişmiyor. Devam edelim. Şimdi 10 kere 4'ü çarpalım. 10 çarpı 4. Kaç etti? 40. Bu şekilde kolay ve pratik yoldan toplama, çıkarma ve çarpma işlemini yapabilirsiniz çocuklar. Böyle güzel renklendirerek kendiniz uygun bir tablo oluşturarak ve buradan videodan durdurarak kendiniz buraya köşeye çarpma, artı veya eksi çıkarma toplama işaretini koyarak 1'den 10'a kadar videoyu durdurarak gösterdiğim şekilde istediğiniz sayılarla istediğin sayıyı toplayıp istediğiniz sayıdan istediğin sayıyı çıkarıp ya da istediğiniz sayıyla istediğin sayıyı çarparak kolay yoldan sonucu bulabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Eğlenerek öğrenin.